altın madalya Serap Öztürk Arapoğlu'nun altın kız altınları toplamaya devam ediyor. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim çünkü önümde beni bekleyen birkaç tane müsabaka var ve olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmış olacağım. Küçükken gerçekten spora çok yeteneğim vardı. Televizyonda jimnastikçileri izliyordum, evde bacaklarımı açmaya çalışıyordum. Daha sonrasında karate kıyafetlerimi aldığım zaman eve gittim ve evde onları giyiyorum, hareketler falan yapıyordum, çok heyecanlıydım. Annem gerçekten çok büyük fedakarlık yaptı. Tek bileziğini bozdurup dedi ki kızım dedi ben bu bileziği bozduracağım seni dedi Türkiye şampiyonasına göndereceğim. Sonra istemedim ama bozdurdu ve beni Türkiye şampiyonasına gönderdi. İlk şeytanın bacağını o Türkiye şampiyonasında kırdım. Türkiye üçüncüsü oldum. Harika, bravo, tebrikler. Beni zorlayan anlar tabii ki oldu. Çünkü baktığınız zaman 16 senedir milli takımdayım. Yani her müsabaka yeni bir heyecan, yeni bir umut demek bizim için. Heyecan dorukta. Puan vermemeliyiz. Evet. Puan bayraklar kalktı işte bu. Evet, bravo. 2014'te dünya şampiyonu olmuştum Almanya'da ve Alman rakibimi yenmiştim finalde. Dünya şampiyonu, altın madalyanın sahibi. Bravo Serap, bravo. Orada bayrağımızı göndere çektirmek gerçekten çok güzel bir duyguydu. 2019'da tekrardan Paris Open'da final yaptık ve 6-0 kazandım. Tribünlerin alkışlamasını vesaire onları da unutamıyorum. Hani sayın bana, Suriye'de de böyle bir değişiklik. Karate 2024 olimpiyatlarında yok ve biz çok şanslıyız. İlk defa olimpiyatlarda yer alacağız ve son olacak bu. Bu fırsat elimize geçmişken gerçekten bunu çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tokyo Olimpiyatlarına çok az bir süre kaldı. Bütün sporcu arkadaşlarıma ve kendime başarı diliyorum, güç diliyorum, kuvvet diliyorum.